Arkadaşlar merhabalar 11. sınıf akademi serisinde geldik yazılı çalışmasına. Evet 11. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısında analitik geometri ile ilgili çıkması muhtemel soruları sizinle birlikte bu videoda çözeceğiz. Ve aynı zamanda bir sayfalık şöyle bir özet de var. O özette arkadaşlar bütün analitik geometri ile ilgili kullanacağınız özellikler kurallar mevcut. Sınava girmeden önce o bir 10 dakika şöyle bir o sayfaya bir baksanız bütün özellikler aklınızda kalacak. Bence çok önemli bir pdf. Bu PDF'e videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsin. Aynı zamanda o özetten sonraki sayfalarda ne var? 20 tane soru var. O 20 tane soruyla da her kalıp soruyu size göstermeye çalışacağım. Büyük ihtimalle o soruları da anlarsan sınavda analitik geometriyle ilgili çıkacak bütün soruları yapabilecek seviyeye geleceksin. Ha, öğretmeninde şunu şunu sor ama hocam trigonometriden soru soracak mısınız? Soracağım derse oraya da çalış. Büyük ihtimalle ters trigonometrik fonksiyonlardan da soru gelebilir. O yüzden oraya da çalışmanı tavsiye ediyorum. Bazı okullar şeye geçmiştir, fonksiyon uygulamalarına geçmiştir. Oradan da öğretmeninize sorarsanız çıkacak olursa oraya da çalışırsınız. Gerçi orası çok kolay. Rahat bir şekilde halledebileceğinizi de inanıyorum. Aynı zamanda bu yazın çalışmasını Mert Hoca da yapıyor. Mert Hoca da farklı sorularla yapıyor. Mert Hoca'nın kanalından da o yazılı çalışmasına bakmanızı da tavsiye ediyorum. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. İlk sayfada bir özet var. Hızlı bir şekilde size analitik geometrideki kuralları ya da mantığını şöyle bir aktarmaya çalışayım. Bu arada video ne kadar sürecek bilmiyorum inşallah bir saati geçmez ama bir saati geçse bile önemli değil. Çünkü burada gerçekten her şeyi detaylı bir şekilde yine anlatıyoruz. Arkadaşlar bu x87 yatay olan eksen bu y ekseniydi. Hatta hapisler ekseni ordinatlar ekseni hatta burası da 90 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu analitik düzenli bir nokta alındığında x eksendeki sayısal değer a'yı veriyordu. Y eksendeki sayısal değer de b'yi veriyordu. E hatta burada a virgül b'nin x ekseni olan uzaklığı hocam bak şurası yapıyor. B diyebilirsiniz ama x ekseni olan uzaklığı deyince ne olacaktı arkadaşlar? Mutlak değer b olacaktı çünkü buradaki birinci bölgede olmasaydı yani üçüncü bölgede olsaydı eksi 5 diye bir uzunluk kabul edilemez. O yüzden analitik geometride bir uzunluk mutlak değerce alınıyordu. E, A virgül B'nin x eksenine olan uzaklığı y'sinin mutlak değeriydi. E, y eksenine olan uzaklığı da yani burası da ne olacaktır? A'sının mutlak değeri olarak söylemiştik. Sonra bölgelerden bahsetmiştik. Birinci bölge artı artı, ikinci bölge eksi artı, üçüncü bölge eksi eksi, dördüncü bölgede artı eksi. Bu noktanın analitik incelenmesinde anlatmıştık bunu. Bu kısımda analitik düzlemle koordinat düzlemiyle ilgili gelen sorular nasıl geliyordu arkadaşlar? üçgen bilgisiyle ilgili geliyordu. Mesela e, öklit bağıntısıyla alakalı sorularla karşılaşabiliriz. Ya da bir kare koyarlar alfa beta ya da dikdörtgen koyarlar alfa beta dalmaya dalmayla alakalı sorular gelebilir diyorduk. Hatta biz konu anlatımında ne demiştik? Soru çözerken de diyeceğiz zaten onu. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzatlarına bakacağız demiştik. Hatta bazı sorularda şekil çok karışmasın diye sadece x eksenine olan uzatlığını alıyorduk. Ya da sadece y eksenine olan uzatlığını alıyorduk. Onu yazınca da 90'lar havada uçuyordu Alfa, beta'ya dalıp bir işlem yapıyorduk. Yani burada analitik düzlemde koordinat düzlemi çizildiği zaman üçgen bilgisi karşımıza çıkabiliyordu. O yüzden burada üçgen bilgisine de dikkat et lütfen. Bunu da sakın ama sakın unutma. Tamam Sonra analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık böyle ispatını da yapmıştık. E, Ispatta dik üçgenden çıkıyor demiştik. X'ler farkı. Bak şurada da söyledik. Sen sadece formül de bilebilirsin. Xler farkının karesi artı Yler farkının karesi, kare içinde iki nokta arasındaki uzaklığı verir ve ispatı dik üçgenden çıkar. E i̇spatı dik üçgenden çıktığı için, bak Xler farkı dik üçgenin bir kenarı, Yler farkı da dik üçgenin bir kenarı. Hatta Xler farkı ve Yler farkı özel bir kenar oluşturuyorsa, mesela Xler farkı 5, Yler farkı eksi 12 e, uzunluk olarak alacağımızdan, yani artı 12, 5-12, 13'ten direkt iki nokta arasındaki uzaklığı 13 diyebiliyorduk. Ama siz işi riske atmayın. Bu formülden yapın. Hocanız belki o yöntemi kabul etmeyebilir. Siz onu sınav tekniğinde uygularsınız. Bunu da unutmayın. Tamam mı? Çünkü nereden buldun? Kafadan mı salladın diye hocan da e, orada şey yapabilir. Puan kırabilir. O yüzden bunu da bu şekilde e, iki nokta arasındaki uzaklığı da bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Sonra orta nokta koordinatı. Orta nokta koordinatı da neydi arkadaşlar? Çok basitti. Apsisler toplamının yarısı ve ordinatlar toplamının yarısı şeklinde söyleniyordu sonra bir doğru parçasını verilen oranda bölen noktaların koordinatları bulunurken bir içten bölen nokta vardı bir de dıştan bölen bir nokta vardı. Arkadaş şöyle geldiği zaman mesela A ve B'yi içten bölen derse içten AB doğru parçasını içten bölen derse C noktasını içeride alın mesela atıyorum 5K'da 10 yükselmişse K'da 2 yükselir 3K'da da 6 yükselir deyip böyle oran orantı yöntemi yapıyorduk. Peki dıştan bölen derse. Mesela şöyle bir şey verdi. Hop şöyle bir şey verdi. Bu AB'yi dıştan bölen derse o zaman AB'nin uzantısını alacaksın. AB'nin uzantısında nerede alabilirsin? Ya B'nin sağında ya da A'nın solunda. Yani C noktası ya böyle olacak ya da burada olacak. O da soru soruda verilen oranlamaya göre şekillenecekti arkadaşlar. Bunu konu anlatımında yapmıştık. Ama burada oran orantı yöntemiyle yapın. Formülü var. Ama formülü bilmenizi tavsiye etmiyorduk. Evet içten bölen ve dıştan bölen şeklinde gelebilir. Bunu da unutmayın. Şimdi parayay kenar metodu vardı. Paraya kenarda ne oluyordu? Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. x1 artı x3 x2 artı x4'e eşit diye demiştik. Aynı şekilde karşılıklı y'ler toplamları da birbirine eşit demiştik. Yalnız bu söylediğim şey paralel kenarda geçerli mi? Evet paralel kenarda geçerli. Aynı zamanda dik dörtgende geçerli. Aynı zamanda karede geçerli. Aynı zamanda eşkenar dörtgende de geçerli mi geçerli. Çünkü bu e, dikdörtgen kare ve eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Bunu da sakın ama sakın unutma. Sonra ağırlık merkezi koordinatı direkt ağırlık merkezi şeklinde sorulursa direkt apsiler toplamının 3'e bölünmüş hali ve ordinatlar toplamının 3'e bölünmüş hali şeklinde buluyorduk bu ağırlık merkezinin koordinatlarını. Evet bu noktanın analitiği arkadaşlar buraya kadar noktanın analitiği. Bundan sonrası ne? Doğrunun analitiği. Doğrunun analitiğinde bizim için en önemli şey neydi? Eğim. Arkadaşlar x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı diyoruz. Şuradaki açı. Bu biz ne demiştik? Sağ yatıksa bu da bu sağ yatık, bu da sola yatık mesela. Sağa yatıklık ve sola yatıklık vardı. Sağa yatıkta eğim pozitifti, sola yatıklıkta eğim negatifti. Ondan sonra eğim de neye eşitti arkadaşlar? Tanjant alfa eşitti. Hatta böyle sola yatık olsa bile biz ne yapıyorduk? X eksenine yaptığı dar açının tanjantını bulup sola yatıksa direkt negatif olarak da söylüyorduk arkadaşlar. Ama eğim açısı falan sorulursa sınavda x eksenine şuradan başlayıp şöyle açısına bakacaksınız. Geniş açıda karşınıza çıkabilir. Tamam. Evet eğimin her türlüsü bizim için önemliydi. Bir tanjant alfa ile bulunuyor eğim. Bir de nasıl bulunuyordu? İki noktası bilinen doğrunun eğimi Y'ler farkı ispatı da bak şu şekilde yapmıştık. Y'ler farkı bölü X'ler farkı şeklinde eğimi buluyorduk. Evet eğimin her iki türlüsünü de bilin. Hatta bu eğimin şu noktalı halinde doğrusallık soruları verilebiliyordu. Hani sınavda da çıkması muhtemel. İşte A noktası, B noktası ve C noktası verilip işte C noktasının bir tanesini vermez mesela. A 1'e 2, B eksi 3'e 4, C de hani atıyorum X'e 5 derler. A, B, C doğrusalsa. İkişerli eğimlerin birbirine eşit olmasına bakıyorduk. Büyük ihtimalle bununla ilgili soru çıkar. Defterinizde de vardır o soruya da bakın diye tavsiye ediyoruz. Evet doğru denklemi. Doğru denklemine gelelim. Doğru denklemleri karşımıza iki şekilde geliyordu. Ya y eşittir mx artı c şeklinde geliyordu. Bu şekilde geldiğinde eğim x'in katsayısıydı. Ya da ax artı b artı c eşit sıfır şeklinde veriliyordu. Bu şekilde verildiğinde de eksi a bölü b'ydi. Ama kökler toplamıyla karıştırılabilirdi. Ben nasıl öğrenmenizi tavsiye etmiştim. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı şeklinde öğrenmenizi tavsiye etmiştim. Ya da çok zorlanıyorsan y'yi yalnız bırakırsın. Y'yi yalnız bıraktığında x'in katsayısı direkt neye eşit oluyor demiştik? Eğime eşit oluyor demiştik arkadaşlar. Tamam. Sonra geldik buraya. Ax artı by artı c eşit sıfır doğrusu ya da y eşit mx artı c doğrusu orijinden geçiyorsa arkadaşım orijinden geçen bir doğru ne olacaktır? Orijinden geçen bir doğru y eşittir mx şeklinde bir doğrudur. Yani sabit sayı olmaz. C'si olmaz. Yani C eşittir 0 olmak zorunda demiştik arkadaşlar. E, Ax artı B artı C eşit 0 doğrusu x eksenine dikse ya da y eksenine paralelse. Hemen burada da yorum yapıyorduk. Arkadaşlar x eksenine dikse yani şöyle bir doğruysa y'yi kesmiyor. O zaman y'li bir değer olmayacak. Yani B eşittir 0 olması lazım. AX artı y artı C 0 doğrusu Y eksenine dikse. Y, yine yorum yapıyorsun. Y eksenine dikse. X'i kesmiyor. X'li bir terim olmayacak. Yani A eşittir 0 olacak. Yorumunu yapıyorduk arkadaşlar. Bunlar özel doğrulardı. Bu özel doğrularla ilgili yine sorularla karşılaşabilirsiniz. Sonra D, iki doğru birbirine paralelse. Arkadaşlar bu önemliydi. İki doğrunun birbirine paralelliği ile ilgili sorular karşımıza çıkabilir. İki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşit. İki doğru birbirine dikse eğimler çarpımı eksi birdi. Doğru denklemi yazarken falan çok karşımıza çıkıyordu. Sonra doğru denklemi yazmak için iki soru soruyorduk kendimize. Bak bu çok önemli. Bununla ilgili ya bir tane soru garanti gelecek. Hatta iki ya da üç tane soruyla da karşılaşabilirsiniz. Doğru denklemi yazmak gerçekten çok önemli. Evet doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyoruz. Bir eğim iki nokta. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazabiliyorduk. Eğimi m noktada x0 y 0sa m çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır bizim için en önemli şeydi arkadaşlar. O yüzden buraya şöyle bir yıldızımızı atalım bakalım. Ha hocam bu arada başka bir türlü yazılabiliyor mu denklem yazılabiliyor. Hatta iki noktası bilinen doğrunun denklemi de yazılabiliyordu. Ama sen iki noktası bilinen doğrunun denkleminde de eğimini bulursun önce. Y'ler farkı böyle x'ler farkı eğim. Sonra eğim belli bir noktası belli doğru denklemi şeklinde zaten yine bu şekilde yapıyorduk. Ben onun formülünü size vermiştim ama Onunla ilgili soruları da yine bu şekilde çevirip o şekilde yapmıştım. Hatta bu 20 tane sorunun içerisinde varsa zaten o şekilde de yapacağımızı da göreceksiniz. Bir de eksenleri kestiği yerler A ve B şeklinde verildiğinde kısaca e, siz yine buradan yapabilirsiniz tabii ki. Eğimi ve bir noktayı bulup doğru denklemini yazabilirsiniz tabii ama bu da kısaca bir denklem oluşturuyor bize. X bölü A artı Y bölü B eşittir 1 şeklinde oluyor. A burada B negatif olduğunda böyle şeye de dikkat edin arkadaşlar. Mesela at atalım şöyle bir şey. Şurası 2 e, verirsin burası da eksi 3 verilsin. Bunun denklemi ne olacak? X bölü eksi 3 artı y bölü 2. İşaretiyle birlikte almayı unutmayın. Yani paydayı böyle şey yapalım. Burayı eksi 2 ile buraya 3 ile çarpalım. 6 yapalım. Eksi 2 x artı 3 y bölü 6 eşittir 1 ya eşittir 6 şeklinde denklem çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımızı da söylemiştik. Sonra bununla ilgili mutlaka bir soru değil. Şu şundan da en sonuncusundan bahsediyordum. Şuna bakalım öncelikle. Doğruların kesim noktasını bulmak için ne yapıyorduk arkadaşlar? İki doğrunun kesim noktasını ortak çözümle buluyorduk. Buna da dikkat et. Ortak çözümle yok etme metodu ya da yerine yazma metodu. Ama y eşittir 3x şeklinde verildiği zaman yerine yazmayı kullanıyorduk. Diğerlerinde 3x artı 2y eşittir 5. işte x artı y eşittir 4 şeklinde verildiğinde Böyle yok etme metodu taraf tarafa toplayıp ya da çıkarmayla ya da belli bir kasayla çarpıp toplamayla yapıyorduk arkadaşlar. Hatırlarsanız ki soruların içerisinde de büyük ihtimalle vardır. Bununla da ilgili bir soru gelebilir. Büyük ihtimalle iki doğruyu kesiştirip arasındaki böyle alanı sorduk soru gelebilir. Ben olsam öyle sorarım mesela. Ve geldik şuraya. E, bununla ilgili garanti soru gelecek. Yani ben bilmiyorum bununla ilgili bir soru mutlaka sorarım. Hatta iki tane soru sorarım yani. Ama e, garanti ya bundan ya bundan bir soru gelecek. Hatta bir bundan bir bundan da gelebilir. E, bir noktanın bir doğru yolun uzaklığı noktayı doğru da yerine yaz. Bölü kare küçüğünde daha kare artı b kareydi. Paralel iki doğru arasındaki uzaklıkta da c'ler farkı bölü kare küçüğünde daha kare artı b kareydi. Yalnız burada neye dikkat edeceksin? X'lerin katsayıların birbirine eşit olmasına dikkat edecektin. Bazen farklı verilebiliyor. Aynı yapabiliyorduk. Ya da e, hani böyle 2 ile çarpıp eşitleyebiliyorduk. Ya da 2'ye bölüp eşitleyebildiğimiz durumdan oluyordu. Böyle kas sayılarını eşitlemeyi de sakın ama sakın unutma. Evet burada noktanın doğru yana uzaklığını mutlaka mutlaka bil. E, paralel iki doğru arasındaki uzaklığı mutlaka ama mutlaka bil. Sınavda bununla ilgili soru çıkar. Yalnız burada dikkat etmen gereken şey neymiş? Burada işte atıyorum bakın şöyle bir şey. Hani e, soru şöyle gelirse. 3x artı 4y artı 5 eşit 0 doğrusuyla. 6x artı 8y artı 13 eşit 0 doğrusu arasındaki uzaklık sorulduğunda c'ler farkı diyemezsiniz. Kas aynı olması lazım. Bunu 2 ile çarpmanız lazım. 2 ile çarptığınız zaman o zaman ee, doğrumuz ne yapıyor? 6x artı 8y artı 10 eşit 0 yapıyor. C'ler farkı yaparken işte 13 ile 10'da yapacaksınız arkadaşlar. Bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Sonra 6'nın karesi artı 8'in karesi şeklinde yapacaksınız. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Evet gençler özetimiz bu şekilde. Ya zaten sınava çalıştıysan yani sen e, burada bu çalışma kağıdıyla ben sana e, şey yapamam. Sen öncelikle çalışacaktın ondan sonra çalıştıktan sonra bu özete bakacaksın tabii. Onu da söylemeyi videonun başında unuttum ama e, sen zaten konuya hakimsen bu özetler tamamen şimdi aklında kaldı. E, sadece bu özetle de çalışma olmasın çünkü sadece bu özet işine yaramayabilir. E, hem bizim konu anlatımımızdaki çalışmalara bakarsın. E, konu anlatımına ya da okuldaki derste öğretmenin nasıl konu anlatmışsa orayı mutlaka mutlaka böyle tekrar etmeni de tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet gençler, özetimizi hallettik. Şimdi sırada ne var? Sırada sorular var. Hadi bakalım birinci soruyla bu işe başlayalım. Bakalım ne diyor birinci soru? Birinci soru kalemizde şöyle büyüteyim ben. Birinci soru diyor ki: "Dik koordinat düzleminde A ve B noktaları veriliyor." A ve B noktalarının orta noktası birinci bölgededir. Hmm, orta noktası. Orta noktası neydi arkadaşlar? Apsisler toplamının yarısı. Hemen toplayalım. 2K eksi 4 artı 1 eksi K bölü 2'ye. Ordinatlar toplamının yarısı. Yani 1 eksi K artı 8 bölü 2. İşte bu neymiş? Birinci bölgedeymiş. Bakalım bu ne oldu? 2K eksi K kaç yaptı? K yaptı. Artı değil eksi 3 bölü 2'ye. Burası ne yaptı arkadaşlar? 7x k mı yaptı? 7x k bölü 2. Bu birinci bölgedeymiş. Buna göre k tam sayı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu birinci bölgedeyse bunun işareti nedir? Artıdır. Bunun da işareti artıdır. Birinci bölgede ya. Madem burası artı ya artı k eksi 3 bölü 2 büyük 0 yapmalı. Hatta buradan k eksi 3 büyük 0 yapar. K'yı böylelikle 3'ten büyük olarak buluruz. Sonra 7 eksi k bölü 2 de büyük 0 diyeceğiz. 7 eksi k da büyük 0 olmak zorunda. Buradan da 7 büyüktür k olur. E buradan k'nın aralığı ne geldi? 3'ten büyük. Sonra hocam 7 büyüktür k ya. K küçüktür 7 demektir bu. 7'den küçük. Yani 3 ile 7 arasındaki değerler yaptı. Bu da 4, 5 ve 6. Topladığımız zaman da kaç yaptı? 15 yaptı. Evet örnek 1'i böylelikle 15 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Bakalım ne diyor? Oo, Dik koordinat düzleminde noktalar verilmiş ve şöyle oranlamalar verilmiş. CM ile MD birbirine eşit. Sonra burası K iken burası 2K verilmiş. LK uzunluğu burası K iken burası LM uzunluğu da 2K verilmiş. Ali kara uzunluğu A iken burası da 3A verilmiş. Her şeyi kullanmışız vallahi burada. BX, Y noktası nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet, B'ye geleceğiz. Öncelikle ben şu C ve D'nin orta noktasından dolayı şurayı bulabilirim. Burası nedir? 8 artı 4. Yani burayı kafadan yapalım. Bir orta nokta da basit çünkü. 8 artı 4 bölü 2 kaç yapıyor? 12 bölü 2. Yani 6'ya sonra 2 artı eksi 6. Yani eksi 4 bölü 2'den eksi 2 mi yaptı? Evet. Şimdi arkadaşlar şurada bak dikkat et. Buradan buraya geleceğim. K'yı bulacağım. E buradan buraya giderken ben şöyle gidişatı şey yapayım. 6'dan nereye? 4'e. Ne 2K'da mı? Evet 2K'da. Evet 2K'da yorumlayalım. 2K'da ne kadar azalmış? 2 azalmış hocam. Alttan 4'e hapse bakıyorum. Alttan 4'e 2 azalmış. O zaman K'da kaç azalır? 1 azalır. O zaman şurada K'da 1 azalır diyeceğiz. O zaman buradan buraya 3K var. 3K'da da şu kadar azalır diyebiliriz. Ya da K'da bir, bir azaltacağız ya bu yönde. O zaman 4'ten de 1 azalttığım zaman burayı bulurum. Yani 3 bulurum burayı. Sonra Şimdi 2K'da eksi 2'den 0'a bu sefer artmış. Ne kadar artmış? 2 artış var. Hocam 2K'da 2 artmışsa K'da 1 artar. E o zaman K'da da 1 arttıracağız burada. E bu yönlü gittiğimiz zaman istersen buradan buraya 3K'da şu kadar artar deyip yapabilirsin ama şuradan şuraya K var zaten. Bu yönlü gittiğim zaman 1 artıyor K'da. E burada da K var. Sıfırdan 1 arttırdığım zaman burası da 1 yaptı. Evet 3'e 1 noktası bulduk burayı. Şimdi geldik şuraya. Arkadaşım şuraya bakacak olursak da hocam şuradan şuraya A var. Evet orayı yorumluyoruz şimdi. A'ya bakalım şimdi. A'da 3'ten 3'e artış azalış var mı? Yok. O zaman artış azalış yoksa arkadaşlar A'da hiç artış azalış yoksa bu 3 A'da da artış azalış yoktur. Yani burası yine ne yapacaktır? 3 yapacaktır. Şimdi 4'ten 1'e A'da ne kadar azalmış arkadaşım? 4'ten 1'e 3 azalmış. Evet 4'ten 1'e 3 azalmış. Buradan bu yöne gidiyorum. Bu yönlü baktığın zaman 3A var ya da 4A'daki azalışa da bakabilirsin. Fark etmez. 3A'ya bakalım. 3A'da kaç azalacaktır? 9. O zaman ordinatından 9 azaltacağız. Burası da 1 9 yapar mı? Yapar. O zaman x virgül y noktası ne yaptı? 3'e eksi 8 noktası yaptı. B x virgül y noktasının koordinatları ne yaptı o zaman arkadaşlar? 3'e eksi 8 yapar. Evet örnek 2'yi böylelikle 3'e eksi 8 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şöyle bir bilgi verilmiş. Dik koordinat düzleminde A virgül B, B ile C virgül D noktaları arasındaki uzaklık x A farkının karesi artı bak C eksi A ve D eksi B'nin karesi formülüyle hesaplanır. Evet bu şekilde yazılmış ama okuldaki sınavınızda bu formül gelmeyebilir. Gelmez de zaten arkadaşlar. Ben olsam sormam. Çünkü analitik geometri işlediysek bu iki nokta arasındaki uzaklığı biliyoruz demektir. Dik koordinat düzleminde 2x4 noktasında bulunan bir karıncanın t saniyede bulunduğu noktanın koordinatları bu. Hmm. T artı 2'ye e, 2T eksi 4 şeklinde belirlenmiş. Aslında ne yapmış? Hocam 2'ye T ye eklemiş. apsiste, ordinatta da 2T eklemiş. Bak gördün mü? Evet ikinci saniye A noktasındaymış. O zaman A noktasında ikinci saniyede T yerine 2 yazacağız. O zaman 2 artı 2 virgül T yerine 2 yazdığımız zaman 2 çarpı 2 eksi 4. Yani A noktası ne yaptı arkadaşlar? 4'e Burası 2 kere 2 4 0 noktası yaptı. Sonra 4. saniyede de B'de. T yerine 4 yazalım o zaman. 4 artı 2 virgül. Sonra T yerine 4 yazdığım zaman 2 çarpı 4 eksi 4 oldu. Bu da ne yaptı arkadaşlar? 6'ya 2 noktası yaptı. A ile B noktalar arasındaki uzaklık soruluyor bize. A, B uzunluğu nedir? Kare içerisinde x'ler farkı 6 eksi 4'ün karesi artı y'ler farkı 2 eksi 0'ın karesi şeklinde bulunur. Bu da neye eşit oldu? Karekük içerisinde 2'nin karesi 4 artı 2'nin karesi 4 yaptı. Kök 8 yaptı. Bu da 4 çarpı 2 ya 4 dışarı 2 diye çıkar. Cevap böylelikle 2 kök 2 olarak bulunur. Evet örnek 3'ü böylelikle 2 kök 2 bulduk arkadaşlar. Geldik örnek 4'e. Evet analitik düzlemde dik koordinat düzleminde OABC karesi verilmiş. A noktasının koordinatları nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili genelde biz soruları şöyle yaptık arkadaşlar. Konu anlatımında da vardı. Soruyu böyle çizdiğimiz zaman soru gerçekten kolaydı. Mesela atıyorum. Burası böyle 6'ya 2 olmuş olsaydı ne yapardık? Hocam şuradan şöyle çizerdik. Hocam şurası 6 burası da 2 derdik değil mi? Hocam çünkü analitik düzende bir nokta verildiği zaman eksenler onun uzaklarına bakıyorduk. Bak bunu çizdik ama bunu çizince şekil karışacak böyle. Sakın bu hata da yapmayın. Hocam şunu şöyle çizersem. Buranın dik olduğunu bilmiyoruz. Buna da dikkat et. Burada şekil karışacak diye çizmedik. 90'lar ama da uçuşu alfa beta'ya dalardık. Da alfa beta alfa beta. Kareye bu. E hocam şunlar eş üçgen. Bak şurasıyla şurası eş üçgen oldu. E alfanın karşısı 2 ise burada da alfanın karşısı 2 olur. Betanın karşısı bak tamamı 6'ydı. 4. Betanın karşısı 4 ise betanın karşısı 4 olur. E ondan sonra A noktasının koordinatı işte buranın koordinatı çıkmış olur. Ha burası sorulursa bize şuradan bir dik çizersin. Buradan bir dik çizersin ama şekil karışacak. Bunu çizmeyelim. E, buradaki nokta sorulursa Yine alfa beta alfa şu üçgenle de bu üçgen eş. Çünkü burası da çift çizgi. E, alfanın karşısı 2 iken 2. Betanın karşısı 6. Bak 6 birim sağda 6'ya 6 birim yukarıda 6 noktası olur diye söyleyebilirsiniz. Sınavda bakın bu tarzı çıkar büyük ihtimalle. Evet burada da bu soruyu yazmışım ama daha zorunu da görün diye yazdım. Aha kolayını zaten birlikte yaptık. Tamam mı? Şimdi... Tamam kolayını hallettik şimdi. Burayı sileyim hiç kafamız karışmasın. Çünkü sınavda böylesi çıkar büyük ihtimalle. B noktası 6'ya 2 verilmiş. B noktasını ben şimdi kullanayım. Hocam şöyle kullandığım zaman hop şöyle kullandım. Şurası 90 derece. Buradaki uzunluğun 6 olduğunu buradaki uzunluğun da 2 olduğunu biliyorum. Peki eyvallah. Şimdi A noktası. Hocam A noktası isteniliyorsa eksenlerin uzaklığını bulacağım ben şimdi. Şu ve şunu bulacağım hocam. Şekil karışacak diye bunu çizmeyebiliriz. E hocam ne yapacağız? Bak şimdi. 90 derece var. Alfabeteye dalacağız. Alfabeteye dalacağız ama burada hiçbir şey yok. E ne yapacağız? Genelde biz arkadaşlar bakın daha zorunu sordum dedim ya. Biz genelde böyle karenin dışında kareleme metodu diyoruz. Böyle dik üçgenleri çok severiz arkadaşlar. O zaman burada da bir dik üçgen oluşturayım böyle. E bunun tamamının kaç olduğunu biliyoruz? 6 olduğunu biliyoruz mesela. Bunu büyük ihtimalle kullanacağız. E o zaman ben buraya bir A dersem. Burası da A oldu mu? Şuradaki dikdörtgenden dolayı oldu. Hocam bir alfa beta'ya dalalım. Alfa, alfa beta, alfa, beta, beta 90 alfa. Burası da beta oldu mu? Oldu. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer. Hatta eş üçgen oldu mu? Oldu. E madem eş üçgen betanın karşısı A ise betanın karşısı burada da A'dır. Alfanın karşısı A artı 2 oldu. Alfanın karşısı burada da A artı 2 olur. Bunlar eş üçgen çünkü kare olduğundan dolayı. 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. A hocam şurası apsi 6 ydı. Yani şuradaki uzunluğun ben 6 olduğunu biliyorum. Yani A artı 2 ile A'nın toplamı eşittir 6. 2 A eşittir 4. A'yı da böylelikle kaç buluruz? 2 buluruz. A noktasının koordinatları isteniyor. A noktasına bak bakayım. Kaç birim sağda? Hop. A artı 2 birim sağda. A artı 2. Ye. Kaç birim aşağıda? A birim aşağıda. Eksi A yapar mı? Yapar. A zaten bak normalde hocam A artı 2'ye A yazılmaz. Çünkü A artı 2 birim sağda olduğu için A artı 2. E, A birim de aşağıda olduğu için aşağıda olması e, negatif olması anlamına geliyor. Eksi A oldu burası. O zaman bizim A noktası ne oldu arkadaşlar? A yerine 2 yazarsak eğer hocam 4'e eksi 2 şeklinde cevaba ulaşırız. Evet dördüncü soru güzel bir soruydu. Yani zor bir soruydu. Ama böyle alfabete bu Şuradaki biraz önceki sildiğim soruya da dikkat edin. Bu tarz sorularda böyle ee, eksenler olan uzaklıklar ve karenin dışında böyle üçgenleri biz çok severiz. Özellikle zor bir sorusunu yazmışız burada. Kolay sorusunda zaten size burada gösterdim biraz önce. Ee, bazı okullarda kolay sorusu. Bazı okullarda da şu şekilde zor sorusu karşınıza çıkabilir. Dikkat. Evet geldik 5'e. Bakalım ne diyor? Şekildeki D doğrusunun koordinat eksenleri kestiği A ve B noktaları arasındaki uzaklık 18. Evet. Şuradaki uzunluk 18 olarak verilmiş bize. AOB üçgeninin kenar ortaylarının kesim noktası koordinatları GA virgül B'ymiş. Şurası GA virgül B. Ağırlık merkezi. Kenar ortaylarının kesim noktası ağırlık merkezidir. E buna göre diyor A artı B'nin karesi eksi 2 AB değeri kaçtır diye soruluyor. Ey vay eyvah. Bu ne ya? Bakalım şunu açalım. Bu neydi? Parantez karesi A kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2 AB artı e, karesi b kare. Eksi 2 ab soruluyor bize. Şunlar gitti. Yani a kare artı b kare soruluyor bize. Peki ağırlık merkezi var hocam. Burada ağırlık merkezini nasıl kullanabiliriz? Ben her zaman söylerim. Ağırlık merkezi sorularında 90 derece varsa ve hipotenüs de varsa muhteşem işte. Çünkü ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezini nasıl kullanabiliriz? Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortay. Bunu mu çizeceğiz? Kardeşim bu uzunluk yok ki. Niye bunu çiziyorsun? Ya da bunu mu çizeceğiz? Hocam burada 1'e 2 oran var kenar ortay ama bu uzunluk yok ki. E tabii ki şunu çizeceğiz. E, bunu çizince güzel bir şey oluşuyor. Bak 9 9 diye iki eş parçaya böldü ve burada da 1 2 oran var mı? Var. Bu arada burası 90 derece ya. 90'dan çizilen kenarortay var burada. 90'dan çizilen kenarortay neyi oluşturdu? Muhteşem üçlü oluşturdu mu? Oluşturdu. Yani burada çift çizgi, çift çizgi, çift çizgi oldu burası. Aa hocam şurası toplamda kaç yaptı? 9 9'sa burası da 9 yaptı. Yani 3K eşittir 9 sa K'yı böylelikle 3 buluruz. Bizden de ne isteniyor arkadaşlar? Hala A kare artı B kare isteniyor. Dur bakalım. A kare artı B kareye bakacağız şimdi. G noktası. Şimdi G noktası A virgül B'ymiş. Hocam şuradaki noktaya A virgül B dediysek A virgül B'yi bulmaya çalışacağız. Analitik düzlemde A virgül B ile alakalı bir şey soruluyor. Analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa ya da onunla al alakalı bir şey soruluyorsa bize ne yapacağız? eksenler olan uzakları bizim için önemliydi. Hocam burası A, burası B. A bir şey çıktı burada. Bak A kare artı B kare neye eşit oldu? Zaten bizden de A kare artı B kare isteniyor. A kare artı B kare neye eşit oldu? 4K kareye eşit oldu. Hocam K'yı kaç bulmuştuk? 3 bulmuştuk. O zaman A kare artı B kare eşittir. 4 çarpı K kare yani 3'ün karesi. Yani kaç yaptı? 4 kere 9'dan 36'ya eşit oldu. Gerçekten çok güzel bir soru. Aa, sınavda çıkar mı? Bilemiyorum. Ama hoş bir soru olmuş. En azından böyle A virgül B'yi A kare artı B kare şeklinde kullandıracak bir soru karşınıza çıkabilir. Bu soruların aynısı karşınıza çıkacak diye bir şey söyleyemeyiz. A bu sorunun içerisinde kullandığımız yöntemleri ve teknikleri belki soru içerisinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok hoş bir çözüm oldu. Evet geldik bir sonraki soruya yani 6. soruya. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. Buna göre D1 ve D2 doğruların eğimleri toplamı kaçtır diye soruluyor. Hemen ne yapıyoruz? Eksenlerle x eksenine pozitif yönde yaptığı açıya bakıyoruz. Hocam burada buna bakacağız. Burada buna bakacağız diye yorum yapabiliriz. Ama ne yapıyorduk? x eksenine yaptığı dar açıya bakıp mesela önce kırmızı doğruya bulalım. Kırmızı doğruya ait bir dik üçgen var mı diye şöyle bir bakabiliriz. Var mı? Var. Buradaki dik üçgendeki tanjant, yalnız x80 yaptığı açının tanjantına bakalım. Ee, onu kırmızıyla göstereyim. Şöyle bu açının tanjantına bakalım. Evet, burada kırmızı doğru da m1'e bakalım. M1 neye eşittir? Tanjant alfa'ya eşit değildir. Dikkat. Normalde tamam, tanjant alfa'ya eşittir diyeceğiz ama doğru sola yatık olduğundan eksi tanjant alfa'ya eşittir dememiz daha doğrudur. Yani bu da neye eşittir? Hocam, şurası 5 birim, burası da 2 birim. Eksi 5 bölü 2'ye eşittir. Eğimleri toplamı nedir diye soruluyor. Bir de M2'ye bakalım şimdi. M2'ye de bakacak olursak M2'ye ait dik üçgen burada. Bu doğruya ait dik üçgen burada. Burada kaçının tanjantına bakacağız? Hocam bu açı tanjantına bakacak olursak tanjant beta diyebiliriz. Ve doğru sağ yatık olduğundan artı olabilir. Olabilir değil kesinlikle artı. Çünkü pozitif sağ yatık olduğundan. Burada uzunluk kaç? 1. Buradaki uzunluk kaç? 4. Tanjant beta da 1 bölü 4'e eşittir. Yani karşı bölü komşudan dolayı. Eğimleri toplamı nedir diye soruluyor bize. Eksi 5 bölü 2 artı 1 bölü 4 soruluyor bize. Şimdi paydaları eşitleyecek olursak. Eksi 10 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten eksi 9 bölü 4 olarak buluruz cevabı. Tamam bu şekilde sağa ya da sola yatık olmasına lütfen ama lütfen çok dikkat edin. Geldik 7'ye. Şöyle bir bilgi verilmiş. Bu bilgiyi vermek zorunda değil. Bak sınavda çıkmayabilir. Yani soru sadece ve sadece şurası olabilir. Buna da dikkat et. Dik koordinat düzleminde A virgül B ve C virgül D noktaları veriliyor. İki nokta arasındaki eğim D B yani y'ler farkı bölü x'ler farkı şeklinde bulunuyormuş. Dik koordinat düzleminde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğim açısı da verilmiş. Eğim açısı. Eğim dediğimiz tanjant 135'tir normalde. Bu tanjant 135'te neye eşittir? Eksi tanjant 45 eşittir. Eksi tanjant 45 nedir? Hani 45'e tamamlayanın eksilisi. O da eksi 1'dir. E eksi 1'de iki noktası verilmiş mi burada? Verilmiş. Bu iki noktada y'ler farkı bölü x'ler farkı diye zaten yukarıda vermemiş mi? Vermiş. O zaman hadi bakalım. Bu da neye eşittir? Y'ler farkı. K eksi 2K bölü. Bak buradan başladım. Dikkat. Buradan devam edelim. Ya da şuradan başlayıp şöyle. Bu eksi bu. Bu eksi bu şeklinde de diyebiliriz. Fark etmez. K eksi 2K bölü. 3 eksi k artı 2. Yalnız hepsini çıkartacağız buna da dikkat et. Yani eksi 1 eşittir. Ee, eksi k yaptım yukarısı. Evet eksi k bölü 3 eksi k eksi 2'den. Bu da 3 eksi k eksi 2'den kaç yapıyor? 1 eksi k mı yapıyor? Evet 1 eksi k yazabiliriz direkt. Şimdi işler dişler yapalım. Eksi 1 ile 1 eksi k'yı çarptığımız zaman ne yapıyor? Eksi 1 artı k yapıyor. Eşittir eksi k oldu. Evet, o zaman ben bunu buraya bunu buraya atacak olursam 2K eşittir. Artı birden K'yı da 1 bölü 2 olarak buluruz. Bizden de K isteniyor. 7. soruyu böylelikle 1 bölü 2 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şekildeki dik koordinat düzleminde D doğrusu verilmiştir. 2'ye 0 noktası verilmiş burası. E, karenin alanında 16 verilmiş. Yani A kare eşittir 16'dan A eşittir kaç olur? 4 olur. Evet şurayı 4 olarak bulduk. Buna göre D doğrusu neymi? Bir doğrunun neymi? mi? Analitik düzlemde çizilmiş x ekseniyle açığı yaptığı açının tanjantı değil midir? Evet. X ekseninde pozitif yönde yaptığı açının tanjantıdır. Hatta pozitif yön demeyelim sağ yatık olduğundan direkt tanjant alfa eşittir diyebiliriz. Peki bunu bulmaya çalışacağız. E, ne var elimizde? Hocam şuradaki uzunluğun 2 olduğunu buradaki uzunluğun 4 olduğunu biliyoruz. Ben burada Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Hocam şuraya A diyecek olursam 4'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 2'nin karesinden dolayı. Hatta kısa bir yolu var da yani çok fazla geometriye de dalmak istemiyorum. Çünkü geometri bazı arkadaşlar da maalesef sıkıntı. Ee, Pisagor bağıntısını fark edersiniz. Ama burada 90'ın karşısı 4, 30'un karşısı 2'dir. Burası da 2 kök 3 çıkıyor aslında ama e, Pisagor'dan siz daha rahat anlarsınız diye böyle anlatıyorum. 16 eksi 4'ten 12. A da buradan kök 12. Kök 12 dediğimiz nedir? Bu 4 çarpı 3 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu da 2 kök 3 olur. Evet A'yı biz 2 kök 3 bulduk. E hocam A 2 kök 3 çıktıysa burası. Burada ne var? Dik. Çünkü burası 90 ya burası da dik. Dikten dik çizilmiş öklit bağıntısı var. Ya da dediğim gibi açıyı burada daha net bir şekilde de görebilirsiniz yine. Olsun biz yine de şeyden yapalım. Şuraya n diyelim öklit bağıntısını yapalım. 2 kök 3'ün karesi de n çarpı 2 olduğundan dolayı bu 12 eşittir n çarpı 2'den n'i de 6 olarak buluruz. Şurası 6. O zaman eğimi de yazabiliriz. Eğim tanjant alfaya eşit. O da 2 kök 3 bölü 6'ya eşittir şuradaki dik üçgenden dolayı arkadaşım. Tamam şuradaki dik üçgenden dolayı neye eşittir? 2 köküç bölü 6'ya eşittir o da köküç bölü 3'e eşittir 2 ile 6 sadeleştiğinden dolayı. Yani 8. soruyu böylelikle köküç bölü 3 bulduk. Evet geldik 9'a. Dik koordinat düzleminde bir diye doğrusu verilmiştir. Evet alan AOB nedir diye soruluyor. Kolay bir soru olmuş. Tabi kolay sorularda da karşılaşabiliriz dik koordinat düzleminde bir doğru çizilmişse arkadaşlar eksenleri buldu kestiği yerleri bulacağız burada. E o zaman x yerine 0 yazsak yani 0 artı 3y eşittir 6 ise 3y eşittir 6'dan y'yi 2 buluruz. Y 2 noktası yaptı yani buradaki uzunluk 2 oldu. Bir de y yerine 0 yazsak x artı 3 çarpı 0 eşittir 6'dan x de böylelikle ne geldi 6. 6 noktası yaptı yani buradaki uzunluk 6 oldu. E o zaman bizden ne isteniyor? Alan AOB. Alan AOB nedir? Alan AOB neye eşittir? Dik kenarlar 2 ve 6 olduğundan 2 çarpı 6 bölü 2'ye eşittir. Yani 6'ya eşit olur. Evet 9. soruyu böylelikle 6 bulduk. Geldik ona. Dik koordinat düzleminde bu doğruya paralel olan ve bu noktadan geçen doğru denklemi. Evet arkadaşlar. ya Doğru denklemiyle ilgili bir soru çıkar. Artık böyle mi çıkar, daha mı zor çıkar bilmiyorum. Şimdi öncelikle bu doğru var ve bu doğruya paralel olacak. Şimdi elimizde bir doğru var. Dikkat. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. 2x artı 2y artı 3x pardon. 2y artı 3x eksi 6 eşit 0 doğrusu. Ve a noktası eksi 1'e eksi 2'den geçen bizden bu doğrunun denklemi isteniliyor. Arkadaşlar doğru denklemi sorulduğunda kendimize iki soru soruyorduk. 1 eğim 2 nokta. Evet. Bu noktadan geçen bu doğruya paralel olan. iki doğru paralel verilmiş. Eğim bulmaya çalışıyorum. İki doğru birbirine paralelse eğimleri nedir? Birbirine eşittir. O zaman burada bu doğrunun eğimi nedir? M1 diyelim buna. Eksi 2 bölü 3 yazanlar. Nanay. Niye? Y'yi başa almış. O yüzden ben size ne dedim? Eksi x'in kat Bak. Aslında 3x baştayken böyle yapıyorduk değil mi? Eksi x'in katsayısı Yani 3 bölü y'nin kat Eksi 3 bölü 2. O zaman bu doğrunun da eğimin olmak zorunda eksi 3 bölü 2 olmak zorunda. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemini artık yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Nasıl? M çarpı x eksi x sıfır eşittir y eksi y sıfır şeklinde yazıyorduk. M dediğimiz eksi 3 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x, x eksi eksi 1 yani x artı 1 eşittir y eksi eksi 2 yani y artı 2. Eksi 3 ile burayı çarpıyorum. Eksi 3 x eksi 3 eşittir. 2 ile de karşı tarafı çarpıyorum. 2 ye artı 4 oldu. Genelde x'in katsayısı artı olan şıklarda oluyor. Hepsini öbür tarafa toplayalım. 0 eşittir 3x artı 2 y artı 7 şeklinde oldu. Ya da 3x artı 2 y artı 7 eşit 0 şeklinde de yazılabilir. Ya da 3x artı 2 y eşittir eksi 7 şeklinde de yazılabilir arkadaşlar. Tamam istediğiniz şekilde yazın. Evet 10. soruyu böylelikle bu bulduk. Geldik 11. soruya. Aşağıdaki birim kareli bir zemin verilmiştir. A noktasının koordinatları eksi 4'e eksi 3'tür. Buna göre K ve L noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız. Hmm. O zaman arkadaşlar eksi 4'e eksi 3 ise bak şu noktaya bakalım. Güzel bir soru bu arada. Şimdi e, hocam eksi 4'ün bir 2 birim sağında şu nokta. 2 birim sağında ne olacaktır? Artı 2 eklersin. Eksi 2'ye ondan sonra kaç birim yukarısında? 1, 2, 3, 4 birim yukarısında bunun da ordinatına 4 eklersin. Kaç yapar? 1 yapar. Evet buradaki nokta eksi 2'ye 1 yaptı. Şimdi şuna gelelim. Şuradaki noktaya. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağında. Artı 6 eklersin apsine. O zaman eksi 4 artı 6'dan 2'ye. Hocam kaç birim yukarısında? 1, 2 birim yukarısında. 2 birim yukarısında kaç olacak arkadaşlar? Eksi 3'e 2 eklersek eksi 1 noktası o olacak. Evet bizden istenilen nedir arkadaşlar? Bizden istenilen bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi. Evet bu doğrunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım bulalım. İki noktadan geçen doğrunun denklemi diye bir formül var mı? Var. Ama ben bunu sevmiyorum. Bunu sevmiyoruz. Niye? Çünkü iki noktadan geçen doğrunun denklemini yazacağımıza biz şu şekilde yapıyorduk. Öncelikle bir doğru denklemi için kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta Nokta. İşte bu var. İster bunu seç ister bunu seç. Hiç fark etmez. Hocam burada eğim bulalım o zaman. Hadi bakalım. Y'ler farkı bölü x'ler farkı eğim değil midir? Evet. Öncelikle eğim. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Zaten eğim dediğimiz zaman kendimize ya eğimi bulmanın iki tane yöntemi var. Ya tanjant alfadan çıkar ya da y'ler farkı bölü x'ler farkı. İki noktada belli ya. Y'ler farkı. Eksi 1 eksi 1 bölü x'ler farkı. 2 eksi eksi 2. 2 eksi eksi 2. Bu da eksi 2 bölü 4 mi yaptı. yani eksi 1 bölü 2 mi yaptı evet. Eğim belli. Noktada belli doğru denklemini yazabiliriz. E, yazalım. m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 şeklinde yazılır. Eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 2 eşittir y eksi noktadaki y y eksi eksi 1 yani y artı 1 yazılır. Eksi 1 ile burayı çarpalım. Eksi x artı 2 eşittir 2 ile de karşı tarafı çarpalım. 2y artı 2. -2. Buradan x'in kat genelde artı olan şıklarda oluyordu. 0 eşittir x artı 2'ye şeklinde oldu. İkiler de birbirini götürdü. Evet x artı 2'ye ya da x artı 2'ye eşittir 0 şeklinde oldu. Evet gençler böylelikle 11. soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda dik koordinat sistemi verilmiştir. Koordinat sisteminde kısa kenar 2 birim alanı 6 birim kare olan Evet kısa kenarı 2 alanda 6 ise uzun kenarı kaç yaptı o zaman? 3 mü yaptı? Evet 2 ile 3'ün çarpımı 6 yapar. 3 eş dörtgen yerleştirilmiştir. Buna göre A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir diye soruluyor. Güzel. Burası da 2. Burası da 3 mü? Evet hocam burası da 2. Burası da 3 mü? Evet. Şimdi B noktasına bakalım. Hocam B noktası 3 birim solda yani eksi 3'e kaç birim yukarıda? 2 birim yukarıda. Eksi 3'e 2. Hocam A noktasına bakalım. A noktasına bakacak olursak hop şöyle. Şuradaki bir de hop şöyle. Kaç birim sağda? 3 birim sağda. 3'e kaç birim yukarıda? 3, 3. 5 birim mi yukarıda? Evet. 3'e 5 noktası yaptı. Evet. Bizden yine ne isteniyor? Şu iki noktadan geçen doğrunun denklemi isteniliyor arkadaşlar. Evet doğru denklemi isteniliyorsa bizden kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim 2 nokta. Hadi eğimi bulalım. Eğim nedir arkadaşlar? Y'ler farkı. 5 eksi 2 bölü x'ler farkı. 3 eksi eksi 3. Yani 3 bölü 6 mı yapıyor? Evet 3 bölü artı 6'dan 1 bölü 2. Eğim belli. Noktada belli mi? Belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. Hiç fark etmez. O zaman eğim belli nokta belli ise m çarpı x eksi x 0 eşittir y eksi y 0 formülünden. Yani noktamızda 3'e 5'i unutmayalım. O zaman m de 1 bölü 2 idi. O zaman 1 bölü 2 çarpı x eksi noktadaki x yani 3 eşittir y eksi noktadaki y noktadaki y de 5. O zaman 1 ile buraya çarpıyoruz. x eksi 3 eşittir 2 ile karşı tarafı çarpıyorum. 2 y eksi 10. Düzenleyecek olursam hepsini sol tarafta toplayayım. x eksi 2 y artı 7 eşittir 0 şeklinde doğru denklemini yazarız arkadaşlar. Evet cevap böylelikle 12. soruda x eksi 2 artı 7 eşit 0 şeklinde oldu. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde OABC karesi ve DF eşkenar üçgeni. Arkadaşım eşkenar üçgen verilmiş. Burası 60 60 60'ları yazalım. Bu da bir kare verilmiş. Aa, karenin köşegeni. Karenin köşegeni nedir? Hocam 45 45. Burası da 45, burası da 45 değil midir? Evet. Burası da 45, burası da 45'tir. Şimdi dik koordinat düzleminde OABC karesi ve DF eşkenar üçgeni verilmiştir. D doğrusu ikinci açı ortay doğrusu. Zaten ikinci açı ortay doğrusu olduğunda söylemesine de gerek yoktu. Ama söylemiş ikinci açı ortay doğrusu çünkü 45-45 böldüğü için. İkinci açı ortay doğrusu ve D doğrusunun Y eksenine olan uzaklığı. Evet D, D noktasının Y eksenine olan uzaklığı diyor arkadaşlar. Değil mi? Şuradaki uzaklık. O zaman şu eksenlerin uzaklığına bakalım arkadaşlar. Şuradaki uzaklığı bize ne vermiş? 9 vermiş. Karenin alanını 16 vermiş. Karenin bir kenarı kaç yapar? 4 yapar. Şunları da 4 4 diye yazalım. Eşkenar üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burası 9 mu? 9. E hocam şurası da 9. E, burası 9 ken, şurası 90'sa hocam 45 90 burası da 45 değil mi? Evet. E o zaman burası 45 ise burası da kaç oldu? 9 oldu. Bu arada Karenin alanını vermek zorunda değil arkadaşlar. Soruyu şöyle sileyim. Ee, eşkenar üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulsun sadece. Tamam mı? Eşkenar üçgenin alanı sadece 9 verilsin, uzaklığı 9 verilsin çünkü sadece bu 9'la çözüme ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Hatta soruyu ben şöyle değiştirip soru şöyle olsun. Ee, dik koordinat düzleminde OABC karesi ve DF eşkenar üçgeni verilmiştir. Sonra D doğrusu ikinci açıortay doğrusu değil. D noktasının y eksenine olan uzaklığı 9 birim olarak verilsin. Şurası. Tamam. Şimdi baştan soruyu ben bir daha şöyle bir çözeyim size. Evet burada soru böyleyken çözüm yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü fazladan bilgi vardı. Soruyu bu şekilde düzeltelim. Evet. Şimdi dik koordinat düzleminde bu şekilde. Bu bir kare ise kare olduğundan dolayı buradaki açımız kaçar derecedir? 45'er derecedir. o zaman burası da 45 burası da 45. Otomatikman y eşittir x doğrusu olduğunu buluruz. Şimdi D noktasının y eksenine olan uzaklığı 9 olarak verilmiş. E y eksenine olan uzaklığı 9 ise eğer e, o zaman 9 ise alt tarafta 9 mudur? Evet. Şurası da eksenler olan uzaklarını çizdim ya. Hocam bak burası 45. 45 90 ise burada kaçı 45 oldu mu? Oldu. Yani buradaki uzunluk da 9 mu oldu arkadaşlar? 9 oldu. Şimdi gel eşkenar üçgeni şöyle düşün bakayım. Eşkenar üçgende senin yüksekliğin 9 oldu. E bu 60 derece 60 derece burası da 30 burası da 30. Şimdi 60'ın karşısı kaç? 60'ın karşısı 9 sa 30'un karşısı burası yapar. 9 bölü kök 3 yapar. 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 yapar. O zaman burası da 3 kök 3. Toplamda burası 6 kök 3 mi yaptı? Evet. E madem burası 6 kök 3 alan da neye eşit olacaktır? 6 kök 3. Normalde akara kök 3 bölü 4'ten yapabilirsin. Ya da taban belli yükseklik belli. 6 kök 3 çarpı 9 2 de bize alana alanı verecektir. Yani bu da 27 kök 3 mü yapıyor arkadaşlar? Evet. Cevabımız böylelikle 27 kök 3 oldu 13. soruda. Geldik 14. soruya. Güney öğretmen sınıfta öğrencilerine aşağıdaki çizim etkinliğini yaptırıyor. Dik koordinat düzleminde aşağıdaki doğru denklemlerini çiziniz. Tamam. Çizilen bu doğrular arasında kapalı bölgenin alanı S'miş. Tamam çizelim. Aslında bu ne demek arkadaşlar? Y 2x eşit 0. Y eşittir 2x doğrusu demek. Normalde y eşittir x doğrusu bu. Eğimi 1. Y eşittir 2x doğrusu da bu şekilde. Eğimi 1'den büyük olacak değil mi? Evet analitik düzlemi çizelim arkadaşlar. Bu şekilde analitik düzlemde çizmemizi istiyor zaten soruda bizden. Hemen şöyle analitik düzlemi çizelim. Y eşittir 2x doğrusunu çizelim. Eğimi biraz daha büyük. Y eşittir x'den büyük olan doğru bu doğru arkadaşlar. Bu y eşittir 2x doğrusunu çizdik. Sonra y artı x bu y eşittir eksi x, x doğrusu değil midir? y eşittir eksi x, x doğrusu ikinci açı ortay doğrusudur. Bunu da hepimiz biliyoruz. İkinci açıortay doğrusunda şöyle çizelim. İkinci açıortay doğrusunda 45-45 derece yaptığında biliyoruz ve bilmiyorsak da bilmemiz lazım. Bir de y eşittir 6 doğrusu. Bu y eksi 6 eşittir 0 ya. Bu da y eşittir 6 doğrusu. Y eşittir 6 doğrusu nedir arkadaşım? Y 6'dan geçen bir doğru. Y ise 6'dan geçen bir doğru da nasıl bir doğru olacak? Onu da farklı bir renkle çizeyim. Yeşil renk yapayım şunu. Şöyle. Evet y eşittir alt doğrusu da şu şekilde bir doğru arkadaşlar. Bu doğrular arasında kalan şu bölgenin alanı isteniliyor bizden. Şimdi dur. Arkadaşlar. Hocam ben bunları nasıl bulacağım? Hocam bak dikkat et. Burası kaç derece? 90 derece. Çok dikkatli ol şimdi. Hocam y eşittir eksi x doğrusu olduğundan dolayı bu. 45 45 2 yazmışız. Bak burası 6 birim ya. Yükseklik 6 çok güzel bir sıkıntı yok. 45 90 ise burası da 45 oldu mu oldu. 6 ise burada uzunluk da 6 yaptı. Tamam. Şimdi benim şurayı bulmam lazım. Bak dikkat et. Şimdi ben burayı bulacağım. Bu ne doğrusuydu? Y eşittir 6 doğrusuydu. Y eşittir 6 doğrusu ile Y eşittir 2x doğrusunun kesim noktasını bulabilirsin. Yaz. Y eşittir 6 ya. Bir bununla bir bununla ortak çözüm yapacaksın. Yap bakayım. Y 6 yazdığında 6 eşittir 2x ise x'i 3 bulursun. Yani buranın napsı kaç yapıyor? 3 yapıyor diyebilirsin. Hocam ikinci bir yol nasıl bulabiliriz? Y eşittir 2 x e, eğimi yani tanjant alfası z'den dolayı bak burası da alfa yapıyor. Tanjant alfası 2 olacak. Tanjant alfası 2 olması için 6 bölü n yani eşittir 2 ise n'i de 3 bulduk diyebilirsin. İstediğin şekilde yap. Ee, burada bu y eşittir 6 ile y eşittir eksi x'i de ortak çözüm yaparak buranın apsisini bulabilirdin. Hatta bulalım. Y eşittir 6 ile y eşittir eksi x'i ortak çözüm yaptığın zaman y yerine 6 yazdığında x de eksi 6 mı yaptı? Evet. X eksi 6 ise burası da 6 çıktı diyebilirdim sana kalmış. Bir sürü yolu sana gösterdim. Evet tabanımız kaç yaptı arkadaşlar? Şurası taban değil mi bizim? Evet taban 9. Alan neye eşit olacak? 9 çarpı yükseklik 6 bölü 2. 6 kere 9 54 bölü 2'den cevap 27'ye eşit olur. Güzel bir soru. Bununla ilgili bir soru büyük ihtimalle karşınıza çıkacak. Ama bununla ilgili açıkçası ben şöyle bir soru bekliyorum. Bir saniye şunu mavi rengi çevireyim. Şöyle analitik düzlem çizip bu doğruyu çizip ondan sonra şöyle bir doğruyu çizip şu arada kalan bölgeyi sorabilir bize. Bilmiyorum buradan sonrasında var mı bakacağız dur. Dur bakayım. Yok gibi. Neyse. İşte burada ne yapacaksınız? Bu doğruların kesim noktasındaki x virgül y'yi bulacaksınız. x virgül y'deki sana ne lazım? Apsisi bulunca bak bu üçgene ait yükseklik çıkmış oluyor. E burada da eksenleri kestiği noktalar belli olduğu için uzunluk da belli olacak. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den buraya ulaşırsın. Hocam iki doğrunun kesim noktasını nasıl bulacağız? Kesim noktasını da ortak çözümle buluyorduk. Dikkat et konu anlatımında da böyle bir soru mevcuttu. Buna dikkat et ben. Evet 15. sorudayız. Dik koordinat düzleminde şu doğru verilmiş. Bir de y eşittir 6x doğruları arasında kalan abc'de karesi verilmiş. Evet bak ab ile ox birbirine paralel. ab ile ox birbirine paralelse Şimdi şurası 90 derece ise bununla da y ekseni birbirine paralel midir? Paraleldir. Bana verilen buradaki noktaları kullanacağım. Bak bu nokta özel bir nokta. Bu doğrunun üstünde. Bu nokta da özel bir doğru nokta. Bunun üstünde. Şimdi bunu kullanacağım. D noktasının ordinatı verilmiş bize. Oo, Alan ABCD isteniyor. D noktasının ordinatı. Gel bakalım D noktasının ordinatına. Hop şöyle. Hocam bu D noktasının ordinatı. E bu D noktasının ordinatı y eşittir 6x üzerinde ya. Mesela burası atıyorum. N3. E N3 e bu doğrunun üstünde değil mi? Evet bu denklemi sağlar. X yerine n, y yerine 3 yazdığın zaman 3 eşittir 6 n'den n'i de kaç buluruz böylelikle? 1 bölü 2 olarak buluruz. Evet n'i 1 bölü 2 bulduk. Yani n'i 1 bölü 2 buldun demek ne demek? Şuradaki burası 1 bölü 2 çıktı. Yani şuradaki uzunluğu 1 bölü 2 bulduk. Güzel. Tamam. Sonra ne yapacağız? Alan ABCD nedir diye soruluyor bize. Hocam ben şurada B noktasını kullanmalıyım. E kullanayım. Hadi kullanalım bakalım. B noktasını kullanacak olursak hocam B noktasının apsisi de belli değil. Ordinatı da belli değil. Ne yapacağız? E burada hocam apsisine ben A diyecek olursam. E apsisine A dersem 2A bölü 5 ile uğraşacağım kardeşim. Hiç A ile uğraşmayayım. X yerine böyle 5'e bölünebilen bir şey yazayım. X yerine ben 5A yazayım x yerine 5a yazarsam 5'ler sadeleşti. Y de 2a mı oldu? Evet. Y de 2a oldu. E tamam, çok güzel. E sonrasında ne yapacağım? Adam sana burada ABCD karesi demedi mi? Dedi. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Eşit. Hocam şuradaki uzunluk belli. 5A eksi 1 bölü 2. 5A eksi 1 bölü 2. Hocam buradaki uzunluk da belli. 3 eksi 2A burası da. E o zaman 3 eksi 2A karenin bir kenarı. 5A-1 bölü 2 de karenin bir, bir kenarı. O zaman buradan at bakayım bunu buraya. 7A. At bakayım bunu buraya. 3 artı 1 bölü 2. 2 3 6 7. 7 bölü 2 eşittir. 7A yaptığından 7'ler sadeleşti. Işte A'yı da böylelikle 1 bölü 2 mi bulduk? Evet. A'yı 1 bölü 2 bulduk. Alan ABC'de isteniyor. O zaman A'yı 1 bölü 2 bulduysan karenin bir kenarı ee, 5A-1 bölü 2 değil mi? Evet. O zaman karenin bir kenarı. Yani AB uzunluğu 5a eksi 1 bölü 2 olduğundan bu da a yerine 5 çarpı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 5 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2 çıktı. Evet karenin bir kenarı 2 oldu. Bak ab uzunluğu 2. O zaman karenin alanının ne olacaktır arkadaşlar? 2'nin karesinden 4'e eşit olacaktır. Bak güzel bir soru. Güzel bir yorumlattırmalı bir soru. ÖSYM daha öncelerinde bunu seviyordu. Böyle bir soruyu ben de şahsen sormak isterim. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada verilen noktaları kullanacaksınız. Bu şekilde kullanılıyor. Bak bu nokta ordinatın 3 demiş. O zaman buraya n'ye 3 diyecek olursam n'yi bulduk. Buradaki noktanın da bunu kullanacağım. Hocam ne apsisini ordinatı verilmiş. O zaman biz yazacağız. Mesela x yerine böyle 5a yazdım. A da yazabilirdik bu arada. Ama rasyonel sayıyla uğraşmak istemedim. Ne yazdım? 5'in katı bir şey. 5a yazdım apsis yerine. Ordinatı ne çıktı o zaman? 5'ler sadeleşti 2a. Y'si 2a çıktı. Dikkat et. Evet 15. soru. Böylelikle ne çıktı? 4 çıktı. Güzel bir soru. Ve geldik bir sonraki soruya. Evet son sayfadayız arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları verilmiştir. D1 ve D2 doğrularının kesim noktaları K olsun. K noktasından geçen doğru geçen ee, bu doğru bu doğru. K noktasından geçiyormuş buna göre A nedir diye soruluyor. Arkadaşlar iki tane doğru verilmiş. Bak şimdi. Bu iki doğruyu şöyle bir yorumlayalım. Nasıl yorumlayacağız? x eksi y artı 6 eşit 0 doğrusu. Bir de 2x artı y artı 9 eşittir 0 doğrusu verilmiş. Burada a nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu doğrunun kesim noktası k olsun diyor. Kesim noktasını bulacağız. Kesim noktasını ortak çözümle bulacağız değil mi? E hocam taraf tarafa toplayınca y'ler gidiyor. Bak bazen taraf tarafa toplamayla bulamayabilirsin. Mesela burası 2 y olabilirdi. O zaman bunu 2 ile çarp taraf tarafa toplayayım diyebilirdim. Çünkü 2 y'ler yok olsun diyebilirdin. Ya da ne bileyim hocam burası 2 2'ye burası 3x olsun diye şöyle bir şey söylenebilirdi. E yine aynı şekilde alt tarafı 2 ile çarp alt taraf toplayabilirdin. Ya da üst tarafı eksi 2 ile alt tarafı da 3 ile çarptığın zaman eksi 6x artı 6x şeklinde de e, yok etme metodu yapabilirdin y'leri bulmak için. Neyse x eksi y artı 6 bu da 2x artı y artı 9. Burada taraf tarafa toplayınca 3x artı 15 eşit 0'dan x 3x eşittir eksi 15'ten x de eksi 5 olarak buluruz. Bir tane de x yerine eksi 5 yazdım. Üstteki de eksi 5 eksi y artı 6 eşit 0'dan y'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Yani k noktası kaç çıktı? x virgül y noktası. k noktası x virgül y noktası. x'i eksi 5 y'si de 1. Şimdi bu nokta arkadaşlar neredeymiş? k noktasından geçen bir doğrudan bahsediliyor. Bak bir doğru var elimizde. Şöyle bir doğru var. Ve k noktasından geçiyormuş. k noktası Eksi 5'e 1 noktasından geçiyormuş. Bu doğrunun adı da ax artı y artı 9 eşit 0 doğrusu. Evet 1 nokta 1 doğru üstündeyse denklemi sağlar mı? Sağlar. O zaman denklemde yerine yazacağız. x yerine eksi 5 eksi 5a artı y yerine 1 artı 9 eşit 0'dan buradan 10 eşittir 5a'dan a'yı da kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Evet böylelikle bizden a isteniyor. 16. soruyu böylelikle 2 bulduk. Ve geldik örnek 17'ye. Dik koordinat düzleminde bir ABC üçgeni verilmiştir. Evet burada bir oranlama verilmiş. CD uzunluğu K iken BC üssü 2K verilmiş. Evet burası 2K verilmiş. Hocam zaten burası belli. Kaç birim? 8 birim. BC üssü 8 ise CD uzunluğu da kaç olacakmış o zaman? 4 olacakmış. O zaman burası 4. Şimdi ne olmuş? Olduğuna göre A ve C noktalarından geçen doğrunun eklemi nedir diye soruluyor. Hmm. Arkadaşlar burada bir şey yapmış aslında. Burada sözel olarak söylenmemiş ama e, şuradaki üçgen bu üçgen şu doğru AD doğrusu boyunca katlandığında şurası oluşuyor diye söylemesi lazım aslında. Neyse söylenmemiş ama öyle bir şey olduğunu farz edin. Şu oktan dolayı anladım ben de. Evet şu buraya katlandığında bakın şu üçgen buraya katlandığında bu buraya geliyormuş. Arkadaşlar katlama sorusu. Yani bu katlama hop buraya geliyorsa burası 4 birimse burası da 4 birim mi olacak? Evet. Sonra hatta Buradaki açı ortayda olacak. Aynı zamanda yükseklikte olacak falan filan. Neyse şurada E 0 4 noktası verilmiş. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Şuradaki uzunluk kaç verilmiş? 4 verilmiş. Peki ben A noktasını bulmam lazım. Şimdi gençler bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Nereden buluruz? Şöyle bulabiliriz. Şurası kaç birim? 6 birim. Şurası kaç birim? Burası da 2 birim ya. Dikkat et. Burası da 6. Burası da 6 mı? 6. Hocam benzerlikten şunlar şunlar birbirine eşit oldu. Dikkat et. Hocam orta taban 4 ise burası 8 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü orta taban şunlar birbirine eşit ya. Ya da hocam 1 bölü 2 oran var. Ya da 6 bölü 12 oran var. 4 bölü A'ya eşit diyebiliriz. Evet 6 bölü 12 eşittir. 4 bölü A'dan dolayı A'yı da böylelikle 8 bulduk. Evet A 8 çıktıysa A noktasının apsisi belli mi? Belli. 2 burada 4 burada 6 birim sağda 6'ya Kaç birim yukarıda oldu? 8 mi oldu? Evet bu 8'i direkt ort tabanında bulabiliriz. Çünkü burası da 90 ya. Şunlar paralel ve şunlar birbirine eşit olduğundan ort taban diyebilirdik. 4 ise 8 ya da benzerlikten 1 bölü 2 ya da 6 bölü 12'den de 4 bölü A deyip buradan A'yı da 8 bulabilirdik. Evet A noktasını bulduk. C noktası da belli mi? Belli. C noktası kaç? Hocam 4, 4, 8, 10. 10'a 0 noktası burası da. Şimdi ne yapacağız? Bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi isteniyor. Arkadaşlar bir doğru denklemi yazarken kendimize iki soru soruyorduk. Bir eğim iki nokta. Hocam nokta var işte bu nokta ya da buradaki nokta fark etmez. Bu noktayı seçtik. Hocam bir de bunun eğimini bulayım. Eğim hocam y'ler farkı bölü x'ler farkı diyebiliriz. Ya da eğim direkt şuradaki açının tanjantı değil mi? Ama sola yatık eksi tanjantı alfa deyip o şekilde de bulabiliriz. Çünkü eğim bulmak ya tanjant alfadan ya da iki noktası bilinen doğru eğiminden. Tanjant alfa daha kolay geldi. Eksi 8 bölü 4'ten eksi 2. Eğim belli. Nokta belli. Denklemi yazalım. Ee, m çarpı x eksi x 0 eşittir. Y eksi y 0'dan. Böylelikle m dediğimiz kaç? Eksi 2. Eksi 2 çarpı x eksi 10 eşittir. Y eksi 0. Buradan eksi 2 x artı 20 eşittir. Y yaptı. Yani y eşittir. Eksi 2 x artı 20 diyebiliriz. Ya da Öbür tarafa attığımız zaman 20 eşittir 2x artı y olur. Ya da biz böyle yazmıyoruz. Genelde şöyle yazıyoruz. 2x artı y eşittir 20 şeklinde de yazılabilir. Ya da 2x, artı 2x artı y eksi 20 eşit 0 şeklinde de olabilir. Evet A ve C noktalarından geçen doğrunun denklemi bu şekilde bulunmuş oldu. Geldik 18'e. Evet dik koordinat düzleminde A eksi 2'ye 3 noktası ile bu doğru verilmiştir. A noktasının doğru yolun olan uzaklığı K olsun K kaçtır diye soruluyor. Noktanın doğru yolun olan uzaklığı noktayı doğru yerine yaz. Yani e, k diyelim ona da noktanın doğruya uzaklığı k neye eşittir? Mutlak değer içerisinde. Evet. 9 çarpı eksi 2 artı 12 çarpı y yani 3 artı 42 mutlak değer içerisinde. Bölü kare küçüğünde 9'un karesi artı 12'nin karesi şeklinde bulunuyordu. Yani bu mutlak değer içerisinde bu o, eksi 18 yaptı. Artı 36 artı 42 şu kaç yaptı arkadaşlar? 18 18 artı 42 de şöyle alt tarafı da şey yapayım da 18 artı 42 de 60 yaptı. Evet burası 60 bölü. Ondan sonra aşağısı ne yapıyor? Aslında 9, 12, 15 üçgeninden direkt 15 yazabiliriz ama neyse yine de yazayım. 81 artı 144 o da kaç yapıyor arkadaşlar? 225 yapıyor. Kök 225 kök 225 de nedir? 15'tir. 60 bölü 15 de kaç yapar? 4 yapar. K'yı böylelikle 4 olarak buluruz. Noktanın doğru yalan uzaklık formülü direkt sınavda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Evet örnek 18 bu yaptı. Geldik. Örnek 19'a. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları ABC'de karesi verilmiştir. Evet. Şimdi şöyle. A noktası 2'ye 3 verilmiş. A noktası 2'ye 3 noktası D1 doğrusu üzerinde olduğuna göre alan ABC'de nedir diye soruluyor. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulacağız hocam. Ama öncelikle C'ler farkı diyeceğiz. A hocam C'ler farkında C yok burada. Yani ne? E 2 3 noktasını boşuna mı verdi? Bu nokta bu doğrunun üstündeyse denklemi sağlar. Yaz yerine 3 çarpı 2. Bak x yerine 2 y yerine 3 yazacağız. Artı 4 çarpı y yerine 3 yazacağız. 3 artı n eşittir 0 olduğundan. 3 kere 2 6. 12 daha 18. N'yi böylelikle ne bulduk? Eksi 18 bulduk. Bak 6 artı 12 artı 18 artı 18 de öbür tarafa attım. Eksi 18 yaptı. Evet burası eksi 18 yaptı. Şimdi ne diyeceğiz? Bizden karenin alanı isteniyor. Arkadaşlar şuraya h diyecek olursam h c'ler farkı yani eksi 18 eksi 12 bölü mutlak değer içerisinde. Yalnız x'lerin katsayıları aynı mı diye bakıyorum. Aynı herhangi bir sıkıntı yok. Evet c'ler farkı eksi 18 eksi 12 bölü kare küçüğünde kare artı b kare. 3'ün karesi artı 4'ün karesi diyeceğiz. Burası da eksi 30 yaptı mutlak değer dışına 30 diye çıktı e, 9 artı 16 kök 25 o da 5 oldu ya da 3 4 5 diyebilirdik zaten direkt 30 bölü 5'ten de cevaba kaç diye ulaşırız 6 diye ulaşırız evet örnek 19'u böylelikle ne bulduk arkadaşlar 6 bulduk evet ve geldik son soruya evet son sorudayız bakalım ne diyor Dik koordinat düzleminde d1 ve d2 doğruları verilmiştir. Evet, A noktasına yola çıkan tekne akıntı nedeniyle B noktasında karşı kıyıya ulaşıyor. AB uzunluğu nedir? Arkadaşlar bizden bu isteniyor. Ya ben şu iki nokta arasındaki uzaklığı bulursam eğer bir dik üçgen oluşur. E bulduk bulduktan sonra 30'un karşısında 90'ın karşısı da 2h olmaz bu olur. H'i bulalım. Hocam C'ler farkı. Ama x'lerin katsaları aynı mı diye bak bakayım. Evet aynı. Aynı olmasaydı aynı yapacaktık. Bunu da unutma. Her zaman söylüyorum. O zaman h'i bulalım. C'ler farkı. Eksi 12 eksi bak şuradan başlıyorum. Şu eksi bu. İstersen 14 eksi eksi 12 de diyebilirsin fark etmez. Hadi 14 eksi 12 demeyelim eksi 12 olacak dikkat et. 14 eksi eksi 12 mutlak değer içinde bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi olacak. 5 12 13 diyebilirsin direkt alt tarafa ya da 25 artı 144'ten e, 169 yaptı 13 diye çıktı. 14, 12 daha bu 14 eksi 12, 14 artı 12 yaptı. 26 yaptı. O zaman 26 bölü 13'ten burası da kaç çıkar? 2 çıkar. H2 oldu. Bizden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Böylelikle 2H isteniyor. H22 yazdığımızda cevap da böylelikle 4 çıkar arkadaşlar. Evet. Gençler. Böylelikle bir şekilde sizlere yazılılarda yardımcı olmaya çalıştık. Ve bu arada şey, e, Mert Hoca da yazılı çalışması yaptı biliyorsunuz. Aynı zamanda SML Hoca da büyük ihtimalle yazılı çalışması yaptı. Biraz önce telefonla konuştuğumda o da yaptım dedi. Videonun başında unuttum. E, hocamızın da, SML Hoca'nın matematik kanalındaki hocamızın da yazılı çalışmasına bakabilirsiniz arkadaşlar. Yazılı çalışmaları önemli. Ya bu benim bakış açımla hazırlanan bir yazılı. Mert Hoca'nınki Mert Hoca'nın bakış açısıyla hazırlanan bir yazılı. SML Hoca yani İsmail Hoca'nın hazırladığı da İsmail Hoca'nın bakış açısıyla hazırlanmış bir yazılı olduğu için oradaki sorularda da böyle takır takır çözseniz açınızdan daha sağlıklı olacaktır ve sınavda daha çok verim alırsınız diye tahmin ediyorum. Gençler yani burada şöyle bakacak olursak ilk sayfada zaten bütün özellikler var. Bütün özelliklere bütün özellikler dahilinde sorular yazmaya çalıştık. Burada burada amaç tekrar etmekti tekrarımızı yaptık ama önemli olan bir de şey var. Defterinizdeki soruları da ihmal etmeyin. Defterinizdeki soruların benzerleri de büyük ihtimalle gelecektir. Bence yazılı çalışmalarında en önemli yer defterinizdeki sorular. Benzerlerinden gelecek çünkü. Tamam, biz de özet verdik, konu anlattık. Buradaki sorularla mantığını anladınız. Soru ezberleyin demiyoruz ama defterdeki o değişik ilgi sorular varsa eğer o tarzda da sorularla da karşılaşabilirsiniz. Evet gençler, sınavınızda başarılar diliyorum. Ve şeyi de ihmal etmeyin. E, trigonometri'den sonra çıkacaksa trigonometri çalışmayı e, fonksiyonlarla ilgili soru çıkacaksa fonksiyon çalışmayı ihmal etmeyin. E, çünkü bundan sonra konuda herhalde fonksiyon uygulamaları ile ilgili bir konu vardı. E, onunla ilgili de çalışmalarınızı da mutlaka yapın. Sınavda başarılar diliyorum. E, büyük ihtimalle analitik geometri ile ilgili soru kaçırmayacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde çalıştık. Hem konu anlatımında hem de burada. Hadi bakalım size güveniyorum. 100 puan alın ve gelin şuraya yorumlarınızı yazın. Görüşmek dileğiyle sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakal.